Bugün sizlere burun ameliyatlarından bahsetmek istiyorum ama bu defa daha değişik bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önce yapılmış hastalardan, daha önce ameliyat olmuş, sıkıntı yaşamış. Bir defa da olmuş olabilir, iki defa da olmuş olabilir. Sözün kısası, hiçbir hekim kötü sonuç almak için bir ameliyatı yapmıyor. Fakat nihayetinde bu iş birazcık tecrübe, birazcık bilgi, birazcık da yetenek işi. Sonuçta hiçbir hekim hastasını memnun etmemek üzerine bu ameliyatı kurgulamaz. Ama nihayetinde bu işte tecrübeli olan hekimler de biraz farklı oluyor. Bizler sekonder burun dediğimiz daha önce yapılmış burunlarla çok uğraşıyoruz. Özellikle ben kendi pratiğimde bu tip hastalarla çok yoğun bir şekilde karşılaşıyorum. Bazılarında sadece o burundaki problemler küçük olabiliyor, bunları halledebiliyoruz. Bazılarında ise problemler çok daha büyük oluyor. Bunlar nedir? Burun mesela çok fazla çukurlaşmış olabilir, çok ciddi eğiklik olabilir, burun içinde bir takım delikler olabilir. Yani birçok sorun olabilir, asimetriler olabilir. Eğer yapılabilecek bir şey var ise, daha önceki ameliyattan dolayı çok büyük bir hasar yok ise ve ameliyatından geçen süre en az 6 ay 1 yıl geçmiş ise bu tip hastalara ikinci, üçüncü ya da dördüncü ameliyatlarını gerçekleştirebiliriz. Bu tip hastalarda bazen kaburgadan kıkırda kalmak da gerekebiliyor. Eğer orada doku eksikliği var ise bunun için tabii ki kendi vücudundan depo kıkırdağı diye düşündüğümüz kaburgasına kıkırda kalmak gerekebiliyor. Kulak kıkırdağını pek kullanmam. Hatta çok nadir. Yani binlerce burun yapmış bir hekim olarak belki bir iki hastama kullanmışım desem yalan olmaz. Kaburga kıkırdağı çok daha düz, çok daha güzel şekil veriyor. Çok daha iyi bir doku. Tabii bazı hastalarda burun içindeki kıkırdak kalıyor. O kıkırdağı da kullanabiliyoruz. O yüzden her daha önce ameliyat olmuş hastaya kaburga kıkırdağı kullanacağız diye bir şartımız yok. Ama gerekiyorsa da zaten bunu mutlaka yapmak durumundayız. Böyle bir probleminiz varsa lütfen gelin, görüşelim. Ben zaten gördüğüm zaman olur ya da olmaz diyerek size söylerim. Eğer olabilecekse de mutlaka bununla ilgili detaylı bir bilgi veririm. Endişe etmeyin, her problemin bir çözümü vardır. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.